Merhaba arkadaşlar. Bu video zemin mekaniğine giriş hakkındadır. Şimdi bu dersin öğrenim çıktılarına göz atalım. Bu video eğitimi izleyen öğrenci zemin ve dane kavramlarını öğrenecek, zemin mekaniğinin inşaat mühendisi açısından önemini kavrayacak, zemin mekaniği problemlerinin neler olduğunu öğrenecektir. Bu video içeriğinde sadece konu anlatımı yer almaktadır. Zemin mekaniğine giriş Yeryüzü zemin adı verilen doğal bir malzeme ile tamamen kaplanmıştır. Dolayısıyla inşaat mühendisliğinde zemin mekaniği, tıpkı katı cisimler mekaniği ve akışkanlar mekaniğinde olduğu gibi birincil düzeyde önemlidir. Zemin ise kayaların çeşitli mekanik veya kimyasal çevre koşulları, yani ısı farkı, rüzgar, su, don veya bitkisel etkiler gibi ayrışması sonucu oluşur. Bu oluşan Boyutları ve biçimleri birbirinden farklı küçük zemin parçacıklarına dane denir. Daneler, hava boşlukları ve su ile dolu olan boşluklar bir araya gelerek zemin kavramını oluşturur. Bir inşaat mühendisi açısından zeminlerin mekanik veya mühendislik özellikleri önemlidir. Bu bağlamda zemin mekaniği kapsamında katı cisim mekaniği ve hidrolik prensiplerinden de yararlanılmaktadır. Zeminlerin doğal malzeme olmaları ve içeriğinin her üç fiziksel fazda da bulunabilmeleri sebebiyle, yani katı, sıvı ve gaz fazında bulunabilmeleri sebebiyle davranışlarının anlaşılması oldukça zordur. Zeminler genellikle homojen ve izotrop değillerdir. Yani özellikleri noktadan ve yönden bağımsız değillerdir. Bununla birlikte tarihçesine göre zemin özelliklerinin değişiklik göstermesi bazı genellemelerin yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu sebeple zemin mekaniği kapsamında deneysel çalışmalar oldukça önemlidir. Zemin mekaniği problemleri Önceki açıklamalar kapsamında zemin mekaniği problemleri 3 ana başlık altında toplanabilir. Bunlar 1. Stabilite Stabilite problemlerinin ana konusu zeminin ani ve tamamen göçmesi durumudur. Bu durum, göçen zemin kütlesi üzerinde yer alan yapı güvenliğini tehdit etmesi açısından çok önemlidir. 2. Şekil değiştirme. Bu şekil değiştirme elastik veya plastik olabilir. Zeminlerin yük etkisi altında elastik yani geri gelebilen veya plastik yani kalıcı şekil değiştirme yaptıkları bilinmektedir. Bu madde ışığında yapılan çalışmalar sonucu söz konusu şekil değiştirmelerin belirli sınırlar içerisinde kalması sağlanmaktadır. Yani biz inşaat mühendisleri olarak zemin hiç şekil değiştirmeyecekmiş gibi hesaplar yapmayız. Onun şekil değiştireceğini biliriz fakat bizim belirlediğimiz sınırlar içerisinde kalmasını isteriz. Dolayısıyla zemin mekaniği kapsamında bu çalışmaları yaparız. Aksi takdirde yapı güvenliği tehlikeye girebilir veya yapı kullanılamaz hale gelebilir. 3 Su hareketi Zemin mekaniği kapsamında suyun varlığı ve bundan kaynaklı basınç etkileri oldukça büyük mertebede olabilmektedir. Bu sebeple su etkileri zemin mekaniği problemlerinin incelemesinde olmazsa olmaz bir önem taşır. Bu videomuzda zemin mekaniğine giriş dersini yaptık. Sorularınızı ve isteklerinizi yorum kısmına yazabilir veya muhendisakademi@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve gelecek eğitim videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ben Mehmet Öner Yelen. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.